Kaç kere çektik bu derdi ya? Daha kaç kere çekelim usta? Harun denen herif, itin teki kardeşi desen... bunun üstüne gitmeyeceğim de kimin üstüne gideceğim ya? Herifin ensesi kalın, tamam. Oradan buradan bastırdılar. Delil bekle, ifade bekle, o da yok. Ya iyice kaçtı mesele. Kardeşi tutuklu, Harun serbest. Suçlama bile yapamadık ya doğru dürüst. Yani ne oldu sonunda? Yani ben haksızım, o herif mağdur, öyle mi? Üstüne bir de müfettişi bilmem nesi. Ne için yapıyoruz bu işi? Kim için yapıyoruz yani? Kendi hesabımıza mı çalışıyoruz? Olur mu oğlum? Devletin memuru kime çalışacak? Tamam işte. Nerede? Hani? Kim var arkamızda bizim? O herif yayılacak böyle geniş geniş. Mesut komiser gitsin orada uğraşsın, ifade, soruşturma, bilmem ne falan. Küstüm oynamıyorum mu diyorsun? Ne yani ha? Ya her yerim delik deşik oldu usta bu meslekte ya. Bu işin de bizim de bir itibarımız var diyorum ya. Öyle oyuncak ettirmem yani. Şimdilik izin. Baktık olmuyor, iyice çöküyorlar tepeme. Aman veririm dilekçeme emeklilik. Olmuyorsa da istifa ederim, ne yapayım yani, o kadar. Uçma oğlum, uçma o kadar, bir dur. Yok vallahi böyle ya. Rıza babaya da dedim o gün, hayvan telli kusura bakmasınlar. Öyle müfettiş salıp üstüme böyle beni hizaya çekmek falan yani, geçeceklermiş. Bak astım kestim yapıyorsun. Geçsin sinirin, öyle konuşalım oğlum. Hatta sen kimseyle konuşma şimdi. Ha gelene gidene de terslenme böyle. Ya vallahi sinirli değilim ya. Bak inanmazsın. Nasıl sakinim ya. Ben de falso yok usta. Herkes kendine bakacak ya. Müfettişmiş. Geliyorsa gelsin ya. Buyursun, ben buradayım zaten, buradayım. Müdürüm, İdil Hanım. Hoş geldiniz. Emniyet Müdürü Engin Malkan. Rıza Müdürümüz. Hoş geldiniz. Sizi tanıyamadık hanımefendi. Bakanlıktan geliyorum. İdil Akçalı. Müfettişim. Buyurun. Buyurun, oturun lütfen. Memnun olduk. Buyurun, oturun. Konuyu biliyorsunuz herhalde. Mesut komiserin soruşturması değil mi? Evet. Neden akşam vakti peki? Mesai saatleri torbaya mı girdi? Ne bileyim oğlum ben. Aslında göreve yarın başlayacaktım. Hem sizleri tanımak istedim, hem de bazı dosyaları alıp incelemek istedim. Hazırlık yapabilmek için erken geldim biraz. Sorun olur mu müdürüm? Hayır, tabii ki olmaz. Sinem, İdil Hanım'a yardımcı olur musun istediği dosyalar için? Tabii müdürüm. Mesut komiser burada mı acaba? Bir selamlaşsaydık kendisiyle. Mesut yok şu an. Görevde mi? Hayır. Devriyede falan herhalde. Aslında siz mobil bir ekipsiniz ama. Evet, doğru. Doğru ama Mesut devriyede değil. Nerede peki? İzinde kendisi. Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Devlet memurlarının izin hakları vardır. Arada sırada kullanırlar İdil Hanım. Tam da bir soruşturmanın ortasında mı? Yani denk geldi diyelim. Ama tabii siz görüşmek istediğiniz zaman Mesut burada olur. Bir zahmet. Yani ben Ankaralardan görev için kalkıp geliyorsam... Mesut Bey de iki satır ifade vermeye iznini bölüp gelir herhalde, değil mi? Tabii ki gelir. Hiç merak etmeyin. Eğer gelmezse kaçtığından şüphelenmeye başlarım. Ki bu soruşturmanın haline olmaz müdürüm. Baştan uyarmak isterim. Uyarmak mı? Bizim? Estağfurullah. Sizi değil, Mesut Bey'i. İletirseniz. Elbette iletiriz ama kendisini tanıyınca kaçmak falan, bu şüphelerin yersiz olduğunu zaten siz kendiniz de görürsünüz. Sinemciğim, İdil Hanım yol yorgun zaten, daha fazla vakit kaybetmeyelim. İstediği dosyalar için yardımcı olalım. Tamam, tamam başkomiserim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Size de. Buyurun. Bora'ya ilk gözaltı yapan sizsiniz herhalde. Evet. O gün kız arkadaşını darp ediyordu. Polisten kaçmıştı. Kanında da uyuşturucu madde bulundurduğu şüphesi vardı. Sadece şüphe. Evet, ama testi oradadır, doğru çıktı. Harun Bey'in olaya dahli nasıl oldu? Harun Bey? Bora'nın abisi, Harun Bey. Harun. Mesut abiyle evine gittik. İkiniz? Evet. Telefonlar derken Engin Müdürüm, Harun Bey için mi arandınız sürekli? Evet, sürekli İdil Hanım. Ben ne zamandır görevdeyim, ben böyle bir şey görmedim. Üstelik Harun Bey'le de değil, işimiz kardeşi Bora'yla. Deliller ortada. İş nerelere vardı biliyorsunuz. Evet maalesef. Peki Harun Bey? Çok ilgilendi. Kardeşiyle de dosyayla da. Ama biz bir türlü samimiyetine ikna olmadık. Siz mi? Mesut komiser mi? Hepimiz. Bora tek başına birinden güç almadan bu kadar eyleme kalkışamaz. Arkasında bir büyüğü olmadan. Taciz, suikast girişimi, uyuşturucu meselesi zaten ortada. En son işin ucu insan kaçakçılığına kadar vardı hanımefendi.
O kadar teşkilat nerede, kimin gölgesinde büyüdüyse Bora oraya uzanır. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Harun'dan şüphelenmek için polis olmaya bile gerek. Mesut haklıydı yani. Benim fikrim bu. Fikirlerle mi iş yapılıyor burada? Bu keyfiyetle mi? Mesut komiserin arkasında durduğunuza göre onaylıyorsunuz yaptığı yanlışları. Doğru mu anlıyorum? Bir yanlışı çıkarsa konuşuruz bunları. Daha soruşturmanın başındasınız. Siz de bir fikre varmış olamazsınız değil mi? O gün Bora yakalanırken oradaydım. Yaralayıp almak zorunda kaldım tanığın güvenliği için. Evet, sonrasında hastane. Doğrudur. Soruşturmanın en hararetli yeri. Harun Bey geldiler. Ortalık zaten karışık. Mesut komiser de orada. Zaten aralarında bir gerilim var. Biz durdurmaya çalıştık, uzaklaştırmaya. Olay büyümesin istedik. Kaldı ki Bora'nın eylemlerinde abisi Harun'dan destek gördüğüne dair ciddi şüphelerimiz de var. Biz hemen orada kendisinin bilgisine başvurmak istedik ama kendisi kabul etmedi, zorluk çıkarttı. Mesut komiser de kendisine saldırdı. Bu kadar mı? Siz o kadarını görmek istiyorsanız evet o kadar. Ama öncesi de var, anlattığım gibi. Herkes anlattı. Siz de arkadaşınızı koruyorsunuz bana. Hayır. Mesut benim arkadaşım değil. O benim için çok başka bir yerde. Yani? Yani şu, Mesut serttir, ters adamdır. Yöntemleri her zaman tartışılabilir. Ama ben daha Mesut'un bilerek, isteyerek, hak etmeyen birine saldırdığını görmedim. Araştırın, siz de göremezsiniz. Bu kadar güveniyorsunuz yani. Tarafımız belli diyorsunuz. Elbette. Hepimizin belli değil mi? Buraya kadar geldiğinize göre siz de Harun Bey'e çok güveniyorsunuz. Biz de Mesut'a. Başka sorunuz var mı İdil Hanım? Hayır yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ankara'dan geldiğiniz gibi ayağınızın tozuyla işbaşı yapmışsınız. Devlet işleri beklemez biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorum. O komiser arkadaşı şikayet etmemin sebebi de budur. Kardeşim ne yapmış olursa olsun suç kişiseldir. Aileyi bağlamaz. Bize hukuk derslerinde böyle öğrettiler. Ama polis kardeşinizin yaptıkları yüzünden sizi rahatsız ediyor. Maalesef öyle. Açıkçası İdil Hanım, ben net konuşmayı severim. Emniyet teşkilatımızın böyle çürük elmalardan temizlenmesi gerekiyor. Kardeşim cezasını çekiyor ama bana karşı olan tavırsa affedeceğim bir şey değil. Soruşturma başladı. Sizin de detaylı ifadenizi alacağım. Tabii. Ben masumiyetimi kanıtlamak için her şeye hazırım. Ama şikayetimi geri almayacağım. Sizden öyle bir isteğim olmayacak, merak etmeyin. Çürük elmaları temizlemek bizim için de önemli. Hazırsanız başlayalım. Hay hay. Nasıl isterseniz. Soruşturmayı tamamlamak üzereyim. Ancak hala Mesut Güner ile görüşemedim. İfadesini alamazsam dosyayı kapatamam. Belki siz bana yardımcı olursunuz. Buraya çağırırsınız kendisini. Peki kendisini aradınız mı? Bunu benim yerime siz yaparsınız diye düşündüm. Ne de olsa müfettiş olarak bir komiserin peşinde koşmam yakışık almaz. Harun Bey'in ayağına gitmekte sakınca görmemiştiniz ama. Yanlış mı hatırlıyorum? O farklı bir meseleydi. Madem Mesut'la konuşmak istiyorsunuz, bence gidin yerinde görün derim. Gündüzleri bu kafede bulursunuz kendisini. Adresini yazdım. Buyurun. Peki öyle olsun. Yine görüşeceğiz. Güle güle. Merhaba. Komiser Mesut Güner'i değil mi? Evet, buyurun. Ben müfettiş İdil Akçalı. Soruşturmanızı ben yürütüyorum. Buraya ifadenizi almaya geldim. Gerçi emniyette konuşmayı tercih ederdim ama sizi bir türlü bulup getiremedik. Doğrudur. Ben müsait değildim de. Ama şimdi müsaitsiniz sanırım. Zaten mekan da tenha. Bence başlayabiliriz. Ayrıca beni daha fazla oyalamazsanız sizin için daha iyi olur. Buna bakmam gerekiyor. Uzamasın lütfen. Ha bir de garsonu bir latte sipariş ederseniz sevinirim. Ha? Çay yeni yapıldı. Taze latte var. Yani. Yakaladık usta. Emriye tuzak kuran adi elimizde. Hadi ya. Neredesiniz şimdi? Karakola gideceğiz. Bizim karakola. Emniyete değil anladın? Ha, anladım tamam. Gelmeyecek misin? Tamam geliyorum beni bekleyin.
İsim neydi? İdil. Ha, İdil Hanım. Şey yaptım, benim çıkmam lazım. Nasıl yani? Buraya kadar gelmişim, beni bırakıp gidecek misiniz? Acil durum olmasa gitmezdim hanımefendi. Ya ne olur kusura bakmayın, başka bir gün ayarlarız artık. Mazlum, Mazlum. Geldim. Çay ver, çay. Latte yok ya. Buyurun. Çay kalsın. Bırakın beni. Zenginim ben. İstediğiniz kadar para veririm. Gel lan. Cemal, nedir durum? Savaş çıkmış gibi müdürüm. Her yerde kovan var. Ne olmuş burada? Katliam yapmışlar resmen. İki koruma ağır yaralı. Hastaneye kaldırıldı. İkisi ölmüş. Nasıl olmuş peki olay? Anladığımız kadarıyla köşelerden çapraz ateşi almışlar. Yoldaki araçla önünü kesmişler. Kalabalık bir grupmuş müdürüm. Ağır silahlar da var. Sıradan bir saldırı değil bu. Saldırının tertibatı profesyonel işi olduğunu gösteriyor. Eğitimli adamlar olduğunu düşünüyoruz. Polislik ya da askerlik eğitimi gibi mi? Mümkün. Senin iş ne oldu? Verdim ifadeni müfettişe. Yok, vermedim daha. O da tepesinde attırdım galiba kadın. İyi de oldu, boş ver. Nasıl tepesini attırdın ya? Ne yaptın? Boş ver. Herkes buradaymış. Selamlar. İdil Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Pek hoş gelmedim. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ya bu kadar zahmet benim için mi? Doğru. Sizi gözaltına almak için buradayız. Ne? Ne? Hanımefendi, saçmalamayın. İdil Hanım, bir dakika. Böyle ekiple falan almak, terör şubeyle bir de. Mesut'u neyle suçladığınızı da söyler misiniz? Mesut komiser, Harun Bey'in kaçırılmasından sorumlu bir numaralı şüphelimiz. Yanımdan koşarak gitti. Aynı saatte Harun Bey ve adamları silahlı saldırıya uğradı. Devamında da kaçırıldı. Bu kadarı da saçmalık ya. Mesut'a mı yıkacaksınız o işi, ha? Kimsenin kimseye bir şey yıktığı yok. Bizimki sadece şüphe. Gidermek de Mesut komiserin elinde. Zaten gerisine de savcı karar verir. İdil Hanım, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Usta gülüp durma, sen de bir şey söyle ya. Ne diyeyim usta? Herkes hayırlı işler. Hadi kardeşim, tak kelepçeye gidelim. Hadi tamam. Abi olur mu öyle? Abi. Olur mu ya öyle? Olur.